ona göre günsan. Yoğun bir insan, ona göre günsan. He, sonuçta evini seviyorsan. Sana göre günsan. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar. Derbest 8'den herkese selamlar. Formasyon serisinin bu bölümünde Galatasaray'ın Scott McTominay ihtimalini konuşacağız. Çünkü bu isim aslında uzun zamandır var Galatasaray'ın gündeminde. Sezon bitti, günden bu yana var. Okan Hoca yaptığı röportajlarda da aslında listesinde olduğunu doğrulamıştı Scott McTominay'in. E, tabii ki bu tip bir orta sahil isteriz ama kulübünün bırakması lazım. Eğer kulübü bırakır ya da şartlar bize uyarsa e, bizden beklemedeyiz gibi açıklamasını hatırlıyorsunuzdur. E, o yüzden tekrardan 8 numara arayışı içerisindeki Galatasaray'da gündeme yeniden düştü Scott McTominay. E, belki de e, hem United'daki geleceği konusunda e, daha fikri net olmuştur oyuncunun. Önünün biraz daha tıkanacağı çünkü Maino'da da ciddi bir çıkış yaptı. E, transferler yapacak United ön tarafa. 8 numara bölgesine de belki. E, e, de belki kendisini çok kesecek bir teklif almadıysa bu ihtimal tekrardan kuvvetlenmiş olabilir. En azından güçlü bir ihtimal olarak Galatasaray masasında olabilir. O yüzden biz de Scott McTominay ihtimalini tekrardan bir konuşalım istiyorum. Tabii ki bu resmi transfer haline gelirse veya gelecek konuma kadar yükselirse iş yapar mı serisinde çok daha derin ve detaylı bir video daha karşınızda olacak ama böyle ilk fikirlerimi formasyon bölümünde sunmak istiyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Scott McTominay Galatasaray için uygun bir 8 numara olur mu? McTominay gelirse nasıl bir oyun formatı daha uygun olur Galatasaray'a? Okan Hoca onu neden çok istiyordur gibi soruları sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ben de bu soruda şimdi cevap veriyorum. Serbest 8'e abone değilsek, abone olmayı, videoda beğendiysek Beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Çok güzel ilerliyoruz. E, ee, 8'e hedeflerimize doğru hızlı e, yükseliyoruz diyelim. Şimdi Mektöm'le geçtiğimiz sezon e, ligin sonuna doğru tekrardan 11 formasını almıştı aslında. İki e, resim aşağıda 11 golü var. Kendi stiline göre oldukça güzel bir. Yani kendi milli takımında da zaten skorer bir oyuncu. United'da da çift tane ulaşmış. Skorer bir orta saha kimliğine büründü. E, 3193 dakika sahada kaldı resim maçlarda. Ama dediğim gibi özellikle ligin son bölümünde daha çok kendisine sahne alırken gördük. Şimdi ama o sahneyi nasıl aldı? Hangi aldı? Bu kritik. Bu çünkü Galatasaray'daki geleceği konusunda da eğer transfer olursa tabii ki Galatasaray nasıl bir formasyon içerisinde parlayabileceğine dair de işaretler verecek. Şimdi mesela son dönemde United biraz da Bruno'yu sahte 9 gibi kullandığı Özellikle siteye karşı galip gelirken çok, çok kritik bir kupa kazandı. United ya uzun zamandır siteye diş geçiremiyorken ligin son kupasını kazandı City karşısında ve orada Scott McTominay da 11'deydi Ama klasik McTominay stilinden biraz daha farklı bir rolde Milli takımda daha çok Onu gördüğümüz bir roldeydi. Forvetin hemen arkasında Bruno Fernandes'i dilin gibi en ileri en il uçlu gördüğümüz. Garnacho, Rashford'da kenar forvetlerde. McTominay hemen Bruno Fernandes'in arkasında ama Oyun kurulurken Bruno Fernandes'i de sıklıkla merkeze görüyorduk. Hatta bazen McTominay en ileri uçta Bruno Fernandes'i daha derinde görüyorduk. Maino son dönem çıkışta 8 numarası ki İngiltere Milli Takımında da formayı aldı. Maino, genç Maino 6 8 normalde McTominay'i daha sık gördüğümüz rolü o üstlenmişti. 6 8 bağlantısı kuran oyuncu rolünde. ve Amrabat 6 numara rolündeydi. Daha savunmacı 8 numara da diyebilirsiniz. Bu formasyon tuttu. Kupayı kazandı United. McTominay'in de etkileyici performansı vardı. Hatta bu çarkı işleten isimlerden bir tanesiydi. Hatta öncesinde de yine McTominay'in etkili oynadığı maçlarda şöyle yapılır daha sık gördük. Onu yine daha hücuma yakın gördük. Hatta Bruno Fernandes sağdayken bir üçlü orta saha dizildiyse bir altı numara. işte Amrabat oldu bu çoğunlukla. Casemiro'nun da olduğu dönemler oldu. McTominay Bruno Fernandes gibi üçlü orta saha düşündü ama burada yine sürekli ceza sahası içerisinde koşu atarak zorlayan kendisi oralarda daha fazla gösteren isim Scott McTominay oluyordu Bruno Fernandes'e göre. Bruno Fernandes derinde oyun kurucu rolünü üstleniyordu e, ve Amrabat'a ya da işte Casemiro'ya oyun kurulumda destek verecek 8 numara McTominay'den daha çok Bruno Fernandes oluyordu ve böyle bir denge dağılım sağlanıyordu ceza sahası içerisinde ve oyun kurulumu bölgesinde. E, şimdi McTominay böyle bir oyuncu. Yani fayda almak istiyorsanız bu şekilde kullanmanız gereken bir oyuncu. Çünkü en güçlü yönleri şu şekilde. Scott McTominay'in. ki bu maçlarda da birçok kez karşımıza çıktığı bu güçlü özellikleri. Birincisi bence gayet skorer bir orta saha. Bunu her anlamda değerlendirebilirsiniz. Hem şutları gayet iyidir ki onlardan bir tanesini Galatasaray'a karşı da kullanmıştı. Direkten dönen pozisyonda ceza sahası dışından etkili şutlar atabilen bir oyuncu. Ceza sahası dışından gol atma ihtimali var. Ceza sahası içerisine girip 1.91 boyuyla ekstradan hava topuna çıkıp kilip e, kilit bir Chelsea maçını tek başına aldı neredeyse yine bu sezonda. McTominay sık sık ceza sahasına girip kafa toplarıyla etkili olmuştu. Ekstradan forvet rolü üstlenmişti. Bu tip kafa vuruşları atabilecek bir oyuncu. Klasik ile topsuz koşuyla, takiple, devamlılıkla, atak devamlılığıyla pozisyon takibiyle attığı goller var. Kaleciden dönen topu tamamlaması, seken topa vurma, karambolde son ayak koyan isim olmak gibi. O, o takipleri topsuz koşullara çok iyi yapan bir oyuncu ve İster 8 numar rolünde olsun, ister forvet arkasının rolünde olsun. Kendisini orta sahada konumlandırdığı anda eğer bir oyuncudan pas alma ihtimali varsa direkt o deparı patlatıyor. Son arkasına koşularını yapıyor. Ki City maçından buna dair görseller de var karşımızda şu anda. Onları da ekleyeceğim. Mesela normal şartlarda bir forvet oyuncusundan beklediğiniz koşuları Scott McTominay o kokuyu aldıysa, başka bir orta saha oyuncusu o topu atabilecek seviyedeyse, noktadaysa o kokuyu aldığı anda hızlıca hızlıca o deparları savunma arkasına koşuları atıyor. Ki görselde City karşısında bu tip koşuları çok fazla yaptı. Ve çok fazla zorladı. Birden önemli özelliği pres gücü Scott McTominay'ın. İnanılmaz bir pres kuvveti var. Yani hem kuvvetli bir oyuncu hem de pres takibi çok yüksek. Şiddeti çok yüksek. Bazen rakip kaleciye kadar bastığını görebiliyoruz. Ki yine City United maçında bunu gördük. City klasik derinde top kullanmaya çalışırken, derinde oyun kurmaya çalışırken Scott McTominay çok şiddetli bir pres başlattı ve kaleciye kadar burunun dibine kadar o presi sürdürdü ve neredeyse golü getiriyordu United'a. onun da görselini ekledim. hem bu rakip ceza sahası içerisine kadar sürüklenecek preslere çok katkı veren bir oyuncu. Ama aynı zamanda mesela diyelim o at kırıldı, rakip ataya başlattı. Mesela bu yine bahsettiğim City maçında olduğu gibi işte Foden o baskıyı kırdı, topla çıktı. O çıkan adamı da çok fazla takip ediyor. Bunu da sıklıklığı görürüz mesela Galatasaray'da da o forma giyecek şansı olursa. Eee Galatasaray onu transfer etmeye başarırsa pres gücü sadece hani pres diye şey geliyor. Ya, rakip tarafa, rakip yöne doğru, rakip kaleye doğru yapmak ama hayır aslında. Ee, pres aynı zamanda bir takip meselesidir. Eğer rakibiniz o dribblingle attı kırdıysa onu da takip etmeniz gerekiyor. Scott McTominay en ileri uçta kalan oyuncu olsa bile o rakip oyuncu kendi ceza sahası içerisindeki bu kez kendi ceza sahası içerisine kadar kovalayan bir adam haline dönüşüyor. Yani koşu devamlılığı, pres devamlılığı, savunma katkısı çok yüksek bir orta saha. Hücumcu 8 numara ki benim için tam bir hücumcu 8 numaradır Benk Dominey. E, tam bir serbest 8'dir aslında 4-3 orta sahaların. Çok klasik bir serbest 8'idir. E, diğer artı özelliği kuvveti. Yani çok kuvvetli bir oyuncu ve Dribbling yaparken de bu kuvvetini kullanıyor. Dribbling de artı özelliklerinden bir tanesi. Orta sahada topla çok rahat çıkabiliyor ve bazen e, o kuvvetini bu konuları şöyle kullanıyor. Topla rakip arasına girip e, zaman kazandırma işlerini yapabiliyor. Eğer skor siz, sizdeyse o zaman kaz kazandırma işlerini de yapabiliyor. Ya da geçişlerde daha etkili olmak istiyorsanız o geçişleri de drip sizi hatta taşıyabilecek, ön hatta taşıyabilecek bir isim haline gelebiliyor. Scott McTominay. E, daha eksik yaptığı özellikler ne? Bence bu saydığım özellikler gerçekten üst düzey, e, üst düzey profil orta sahası özellikleri. Ama üst düzey orta sahası profilinden daha az yaptığı, yani bu konuda üst düzey profil orta sahalar arasında girmediği e, konularda şunlar. Çok pasör değildir, inanılmaz pasör değildir, inanılmaz bir oyun kurucu değildir. E, bunu her koşulda dahil edebilirsiniz. Yani pas kabiliyetini de dahil edebilirsiniz. E, vizyonu da dahil edebilirsiniz. Yani bir çaprazda çok bir oyuncu kendisini boşa çıkartmıştır, pat diye ona... Ters top atmıştır. Bunları da çok fazla görmezsiniz. Baskı altında genellikle çıkma çık, çıkıyor. Verdim pası, boşa çıktı, bir daha aldım. Hani alvar de çok fazla yok. Dripminkle o attı, baskıyı kırarsa kırıyor. E bu konuda çok üst düzey bir oyuncu değil. E, o yüzden Galatasaray'da tabii ki bu oyuncuyu transfer edecekse ve ciddi bir yatırım yapacaksa bu eksi yönlerini, bu konularda o kadar iyi değil ama iyi yaptığı özellikleri de gerçekten çok iyi yapıyor diye e, kağıt üzerinde oyuncu bu şekilde kabul edecek ve sisteme bu şekilde dahil edecek. Bu noktada aslında Okan Hoca Scott McTominay'ı neden istiyordur ve aldıktan sonra Scott McTominay eğer alırsa Galatasaray nasıl kullanılır sorusuna buradan geçelim. Şimdi artı özellikleri aslında Okan Hoca'nın istediği orta saha profili de çok örtüşüyor. Neredeyse yüzde yüz örtüşüyor. Çünkü Okan Hoca neredeyse şundan bahsetmedi. Pas özelliği çok iyi olsun. Set hücumlarında alver yapsın. Torreira'nın yanında pasörlük, pasör işler yapsın gibi beklentisi yok aslında. Ya da varsa da biraz daha arka planda. O işi biraz daha farklı şekilde çözmek istiyor Okan Hoca benim anladığım kadarıyla. E, altını çizdiği konular şuydu. Aradığı 8 da Kerem Demirbay'ın zaman zaman yaptığı gibi sık sık rakip ceza sahası arasına girmek. Bize skor desteği verecek bir 8 numara. Ki McDominay böyle bir adam. Dripling yapabilecek bir oyuncu. Hücuma kırılacak dripling yapabilecek bir oyuncu. McDominay böyle bir adam. Ve en önemlisi Okan Hoca'nın çok prese yönelik bir teknik adam olduğunu biliyoruz. Saşa boyuna kadar özlediğini de söylüyor. Hani prese çok destek veren bir sabek olduğu için. Orta sahasında da böyle bir adam aradığını biliyoruz. Yani o presi daha şiddetli ve daha uzun sürede yapabilmesi adına bu tip bir orta saha aradığını biliyoruz. E, de pres gücü az önce bahsettik. En artı özelliklerinden, özelliklerinden bir tanesi. Yani bir teknik direktörüne göre kafasındaki 800 numara profil neyse onun karşılığı Scott McTominay. Evet bence... Oyun kurulumunda eksikleri var ama Okan Hoca nasıl istediği özelliklerin hemen hemen hepsine sahip. O yüzden burada Okan Hoca ile birlikte olduğunda nasıl bir kurgu olacağını ben şimdiden merak ediyorum. E, muhtemelen Galatasaray onu şu şekilde kullanacak. E, daha çok pres oyunlarında ön plana çıkacak bir oyuncu olacak Scott McTominay. E, mesela yine Avrupa maçlarında Şampiyonlar Ligi maçlarında Galatasaray yeniden presi tercih edecektir. Çünkü Okan Hoca bu şekilde fark yaratacağını düşünüyor ve Fark yarattığı anlar da oldu sadece bunun süresi uzayamadı ya da Takım erken düştü Ya da alternatifleri azdı Şimdi biraz daha hem alternatifli alternatifli hem de Ana planda direkt bir oyun oynayabilecek isimlere gitmeye çalışıyor Galatasaray işte ki Bu şekilde almaya çalışıyor en son Dua ismi geçiyordu hatta Van bissaka ismi de geçiyordu Tam bu profilde adamlar Van bissaka tabii ki çok daha üst düzey profili Ama orta sahada da yine o dinamizme destek verecek bir adam arıyor Galatasaray Scott McTominay öyle bir adam ve gerçekten az önce görsellerde de anlattığım gibi karşı prese çok büyük desteği olacak bir 8 numara Torreira neyse Scott McTominay onun ya yani hemen hemen o, o versiyonun daha 1.91 boyundaki özel yani özelliklere sahip e, oyuncusu. Yani aynı zamanda daha sayıcısı, daha kuvvetlisi e, gibi değerlendirebilirsiniz. Ya yani ger gerçekten orta sahada galsa çok e, pres gücü yüksek bir takım haline gelebilir. E, skora destek konusunda eğer oyun kurulumu başka yollardan ilerlerse Galatasaray mesela Torreira aslında pasör bir oyuncu onun daha pasörlüğüne yönelirse 4-4-2'de daha kanat forvetin işte Ziyech gibi ya da Zaha gibi kanat forvetlerin merkez orta sahaya desteği de istasyon olmasına bakacak olursa Scott McTominay'ı bu gibi formasyonlarda sürekli rakip ceza sahası içerisinde kullanacaksa ciddi anlamda gol katkısı da verebilecek bir oyuncu ama dediğim gibi burada e, oyuncunun Oyun kurma özelliklerinin biraz daha noksa olmasını saklıyor olması lazım Galatasaray'ın. Buna göre bir kurgu yapması gerekiyor. E burada da hayal ettiğimde benim Galatasaray için ideal formasyonu, ideal dizilişi hayal ettiğimde yine anahtar oyuncu, gün sandığı anahtar oyuncu bence Mertens oluyor. Çünkü şimdi ne dedik az önce? Bruno Fernandes kağıt üzerinde 10 numara rolünde oluyordu. Scott McTominay 6-8 rolünde oluyordu baynodan önce yani bu rolde oynadığı zamanlarda. Ee, ama oyun kurulurken biz daha çok Bruno Fernandes'i merkez orta sahada görüyorduk. Oralarda prese, e, pres kırmaya destek olarak geliyordu. Hem pasörlük anlamında hem dribbling anlamında, topla dönmek anlamında. Şimdi Mertens yaşına göre bunları e, bizim ligimiz seviyesinde özellikle çok rahat yapıyordu hatırlarsanız. Ve yine Okan Hoca'nın tabiri var. Biz Mertens aslında 3. orta saha gibi kullanıyoruz. Forvet arkası değil yani 4-3-3 gibi oyun kuruyoruz biz. Ve sağ işte Mertens'i kullanıyoruz diye. Yine Mertens'in bu rolüne bir yaş daha fazla olacak olmasına rağmen Scott McTominay gibi 8 numara gidiyorsanız yine Mertens'in oyun kuruluna destek verecek 10 numara özelliğine çok ihtiyaç olacak. O yüzden Mertens'in buradaki performansı anahtar rol üstleniyor. Çünkü şöyle bir 4-3-3 e, e, düşünün. Sabek, yani Duembe artık başka bir oyuncu gelecek. Çabuk bir oyuncu gelecek oraya belli ki. E, Davinson, Abdülkerim ki Davinson... Abdülkerim ya da Nelson diyelim Nelson'da kalırsa. Davinson bence forması tartışılmaz. Müthiş bir form grafiği çiziyor. Copa Amerika'nın en çarpıcı savunma performanslarından bir tanesi. Hatta başını çekiyor olabilir. Onun hakkında video yapmıştım zaten. Belki sabit yorumlara eklerim. Oradan da izleyebilirsiniz. Korku, yani müthiş bir formda ve gerçekten kolay kolay bence Galatasaray'ın satmaması gerekiyor. Bu tip stoperi bir daha düşeş denk gelmez yani. Köm Köln Solbeck'te evet, Torreira 6 numarada yine Okan Hoca'nın isteği bu şekilde. Aslında biz Toray'da yine en derinde kullanmak istiyoruz. Bazen zaman zaman önde kullandık ama asıl planda biraz daha tanımlı olsun istiyorum. Yani 6 numara rolünde istiyorum Torreira'yı diye. Scott McTominay geldi diyelim o 6-8'lik sol içteki oyuncu. Sağ içe yakın oyuncu yine Mertens olur. İdeal kurguda. Ee, Barış Alper, Ziyech, Kanat Forvetler ve Icardi 9 numara. Burada Zaha da Kanat Forvetlerden bir tanesi olabilir. Sol Kanat Forvet Zaha olduğunda bu kez sağ önde Barış Alper'i görürüz. Burada hem Zaha'nın hem de Ziyech'in hangisi oynayacaksa onların da performansı önemli olacak. Çünkü Scott McTominay rakip ceza sahası içerisine sık sık göndermek için, oralarda kullanmak için bu oyuncuların birazdan merkeze yakın oynaması gerekiyor. Ziyech'te bu özellikler var. Bence Zaha'da da var. Hatta Zaha'yı bayağı orta sahanın içinde bile kullandı Okan Hoca geçtiğimiz sezon bazı maçlarda. Yani bu iki oyuncunun oyuna katılımı, pas oyununa katılımı, oralardaki istasyon olması da çok kritik olacak. Çünkü Scott McTominay 8 numaradaki gizli forvet gibi düşünmesi gerekiyor Galatasaray her koşulda. O yüzden burada Torreira dışında Mertens'in, Kanat forvetlerin en azından bir tanesinin oyun kuruluna destek veriyor olması gerekiyor. Hatta şöyle sahneler de çok hayal ederim. Fit bir Icardi, yani kendini fizik olarak iyice bulmuş bir Icardi biliyorsunuz sık sık ceza sahası dışına gelip servis yapabile, yapabilen bir 9 numara olabiliyor. Hatta golcülüğü kadar önemli bir özelliği aslında bu. Yine o anlarda Icardi... Sırtronik topu aldı. McTominay koşuları çok fazla değerlendirebilir ve bence McTominay e şahit Galatasaray'a gelirse ve bu şekilde kullanılırsa kariyerinin çok rahat bir şekilde en golcü sezonunu geçirir diye düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi burada Mertens'in performansı çok kritik olacak çünkü oraya bir transfer yapmayacak gibi gözüküyor Galatasaray ilk etapta. Zaman zaman 4-4-2'ye döndüğü, zaman zaman bu şekilde 4-3-3 ya da 4-2-3-1'e çaldığı e, formasyonları tercih edecek. Peki 4-4-2'de nasıl olur? E diyelim ki Batshuayi Icar, İcardi ki bu bu da gayet masadı bir ihtimal. Batshuayi Icardi ya da Zaha Icardi gibi bir ikili olacak orada. Yine Barış Alper Yılmaz kanatlarda. McTominay Torreira orta sahası, geri dört line'ı. Ee, şimdi burada Galatasaray eğer topu almak zorunda kalırsa bu yapıda ikili orta sahada özellikle e, çift forvet iki orta sahada McTominay artık topu almak zorunda kalan Galatasaray'da oyun kurmak e, zorunda kalacaktır o da. O da o yani Torreira, ile birlikte baskı altında pas yapayım, uzun pas yapayım, biraz alver yapayım gibi oyunlara yönelmek durumunda kalacak. Bu da onun geriye yeten bir şey olur. Yani asıl özelliklerinden faydalanmamızı sağlar. Galatasaray bu, bunu tercih etse bile, bu 4 4 tercih etse bile ben yine de yüksek şiddetli presin e, ana faktör olacağını düşünüyorum. Yani yine takımın asıl yaratıcısı, asıl oyun kurucusu da yüksek pres olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Ve yine McTominay bu gibi oyunda çok fazla fark yaratır. Yani Galatasaray'da Batu Şay, ikinci forvet rolünde yazdığınız anda pres gücüne zaten bir tane daha artı bırakıyorsunuz. E şöyle hayal edin. Önde Icardi olacak. Arkasında oynayacak Torreira dahil olmak üzere. E, Batu Şay dahil olmak üzere. Beşli bir hat komple prese destek verebilen oyuncular olabilir. Ziyeş'i de burada biraz sakınlara sakınarak oynayacaktır tabii ki. Yani Ziyeş ve Icardi sakınabilirsiniz özellikle lig seviyesinde. pres oyununda. Burada sağ bekinde dinamizm ve tempoya sahip olması gerekiyor tabii ki. E, bayağı burada boğucu presle topu kazandıktan sonra Galatasaray, Scott McTominay'in yine derinde çok oyun kurmasına gerek kalmayacak. Dengesiz yakaladığı, savunma aralarına koşu yapması, şut atması yeterli olacaktır. Yani burada e, işin özü şu, eğer Okan Hoca ısrarla Scott McTominay'i istiyor ve Galatasaray bu konuda e, fedakarlık yapıp da transfer edecek olursa, zaten onun oyuncu profilleri biliniyor, biliniyordur, oyuncu profili ve Okan Hoca daha çok bu özelliklerine, yönelik bir formasyon belirleyecektir. Scott McTominay'in pres gücüne, Scott McTominay'in skor gücüne yönelik bir oyun formatı belirleyecektir. Böyle bir olduktan sonra da bu oyuncu bu formasyon içerisinde ciddi şekilde fark yaratır. He, aksi olursa zaten yani bir transferi iyi transfer ya da kötü transfer yapan şey sezon içerisinde nasıl kullandığınızdır. Nadiren bazen oyuncu e, beklenenden düşük performans sergileyebiliyor. Yani formu düşük olabiliyor, fiziksel olarak iyice düşmüş olabiliyor, adaptasyon sorunu yaşıyor vesaire. Bunlardan bağımsız genellikle bir transferi iyi ya da kötü yapan şey oyuncuyu nasıl kullandığınızla alakalı. Yani oyun, oyun tarzına tezat bir oyuncu aldıysanız oraya uymuyorsa aslında bu biraz planlama hatası oluyor. O yüzden Scott McTominay iyi transfer olacaksa, Galatasaray'a gelecekse eğer iyi transfer yapacak etkenler bu saydığım formasyonlar olacaktır. Galatasaray'ın artı özelliklerini ön plana çıkaracağı bir yapı kurarsa tabii ki McTominay büyük fark yaratır gibi gözüküyor. E, bu ihtimale karşılık benim ilk yorumlarım, ilk izlenimlerim bu şekilde. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Scott McTominay Galatasaray'ı hemen alması gereken bir 8 numara mı yoksa alternatifler arasında başka seçenekler de olabilir mi? E, siz nasıl değerlendirirsiniz gibi sorulara sizin de yorumlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyorum. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.